Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Yine bir çiftlik kabusları programında tekrar beraberiz. Yine hayvan beslemeye devam edeceğiz. Umarım anlaşılır bir şekilde iyi gidiyordur. Geçen hafta nerede kalmıştık? Geçen hafta yağ ve protein problemlerinde kalmıştık. Dediğimiz gibi proteinler de bir eksiklik varsa neyi çözmemiz, bakmamız lazım? Enerji düzeyine bakmamız lazım rasyonun. Yağda bir problem varsa bakmamız gereken de selüloz. Şimdi buradaki olay nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Diyelim ki hayvanımız yaklaşık olarak işkembede bir pH var. Bu 5,5'un altına düştüğü zaman sarar. Şimdi arkadaşlar işkembenin pH'inin ölçülmesi lazım. Ne yapıyor arkadaşlar? İçeri hortum salıyorlar, sıvı alıyorlar. Diyorlar ki işte pH bu kadar. Abi yanıltır. İşkembenin pH'i, kusura bakmayın ama ağızdan alınan sıvıyla olmaz. Direktman rümenden alınan, direktman işkembeden dışarıdan punksiyonla alınacak. Şimdi hayvanın bir karın boşluğu var. Şöyle bir üçgen bir boşluk var. Onun altında zaten koskoca bir işkembe var. Ancak bu işkembe ne yapıyor? Dakikada bir, 5 dakikada 5 defa genişliyor. Ama alt tarafta işkembe, kocaman işkembe var. O zaman sol tarafın karın boşluğunun altına uzun bir iğneyle girdiğiniz zaman, oradan da enjektörle çektiğiniz zaman, pH metrede ölçtüğünüz zaman gerçek pH'i verir. Şimdi hayvanların normal olarak 6.27, 7.2 pH olması lazım. Bu en uygun ortamdır. Şimdi hayvan yemi yedi. Hayvanın şurası şey olsun, pH olsun. İşte 3, 4, 5, 6, 7. Hayvan şimdi yemi yedi. Yemi yedikten sonra 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat, 5. saat, 6. saat gidiyor. pH yaklaşık olarak 5,5'lara kadar bir düşer. O sonra yaklaşık olarak geviş getirmeye başladı. Geviş getirirken ne vardı? Tükürük vardı. Tükürük geliyordu gevişirken. Kusuyor çünkü. Bu tükürüğün içinde ne vardı arkadaşlar? Sodyum bikarbonat vardı. Hayvan sodyum bikarbonatı gevişirken göndermeye başlıyor. pH 6.8, 6.7'lere kadar çıkıyor. Yaklaşık 5-6 saat sonra tekrar yemiyor, tekrar çıkıyor. Tekrar yemiyor, tekrar pH düşüyor. Yem yediği zaman ama geviş getirdiği zaman da tükürükle beraber yaklaşık 80-100 kilo tükürük geliyor. İçinde de bol karbonat var. Hayvanın pH'i yükseliyor. Ama hayvana 24 saat önünde yem koyduğu zaman, selülozun dengelediği zaman pH hiçbir zaman 5,5'a düşmüyor. Hiçbir zaman da 7'ye çıkmıyor. Şu şekil gidiyor. Sürekli yem olduğu zaman. İşte burada süt yağında hiçbir tehlike yok demektir. Şimdi bunu nasıl anlıyorduk? Tek başına yetmiyor bu iş. Problem nerede? Problem diyordu ki proteinde mi, yağda mı? Proteini, yağ biliyoruz. Değerler çok çıktı. Yüksek çıktı. Yani 85'in üzerine çıktı. 90 çıktı. 0.90 çıktı. Ha, o zaman diyoruz ki bunda yağ problemi var. Düşük çıktı. Diyelim ki 70 çıktı, 75 çıktı. O zaman da bunda da protein problemi var diyorduk. Yağ problemine dikkat edilmesi gereken neydi? Sütün yağını ne yapıyordu? Selüloz yapıyordu. Selüloz yaptığına göre o zaman bu hayvanın kaba kesif yemin dengelenmesi lazım. Yani %50'si kaba yemden gelmesi lazım. %50'si de kesif yemden gelmesi lazım. Ve sonuçta bizim SARA dediğimiz subakıt ruminal asidozu yaptırmamamız lazım. Bunu anlamak için ne yapıyorduk problem varsa? Önce bir hayvana sodyum bikarbonat veriyorduk hayvanlara. Bakıyor diyordu ki problem asidozdan mı? Ha, asidoz düzelttik, selüloz indi. 15 gün sonra bir daha kontrol ediyoruz. Aa, demek ki bizim problemimiz selüloz yetersizliğinden, problem buradaymış diyoruz. Selülozu düzelttiğimiz zaman da otomatikman yağ düzelecek. Ama bu tek başına gene değil. Siz bunların hepsini yaptığınız zaman işte soluble proteinler, intake proteinler, çözünür proteinler, çözülemez proteinler, enerji, nişasta, hayvana şimdi bastın arpayı, selülozu sağlayamadın. Hayvan geviş getirmedi. Çok kolay soluble protein parçalandı. Soluble enerji diyelim. Hayvan tamamen karbonhidrat diyelim. Çözüldü burada karbonhidratlar. Asidoz yaparsınız. Bunların hepsinin bir denge içinde olması lazım. Yani çözülemeyecek hiçbir şey yok. Hepsini dengelerseniz bunlar çıkacak. Kuru madde dedik. Hayvanın canlı ağırlığının %4'ü kadar kuru madde yiyebilir dedik. Bu kuru maddenin dedik nereden gelmesi lazım? Canlı ağırlık için canlı ağırlığının %2'si. Yaşam için dedik. Her kilogram içinde 300 gram kuru madde lazım. 300 çarpı 30 kilo süt veren hayvan için 9 kilo. Canlı ağırlıkta %2. 12-21 kilo kuru madde yemesi lazım. Bu kuru maddenin %50'si kaba yemden gelmesi lazım. %50'si kesif yemden gelmesin
lazım diye anlatmıştık. Ve geldik nereye? Kabayımı anlattık, kuru maddeyi anlattık. Şimdi en önemli noktalardan birisi protein. Evet, en önemli noktalardan bir tanemiz bizim protein. İşte proteinler amino asit zincirlerinden oluşur. Bunlar direktmen aldıkları zaman aynı proteini değerlendiremezler. Bunlar kendi içlerine tekrar amino asit parçalanırlar. Bu parçalandıkları zaman da vücut bunları tekrar sentezler falan filan diye uzayıp gidiyor. Yani fakat nedir kardeşim bu? Şimdi bu CHP, ham protein demek. Buna dikkat edin. Peki bir hayvanın yeminde ne olması lazım? Çok yüksek süt veren hayvanların yeminde toplam %18 protein olması lazım. Hayvan 20 kilo süt veriyorsa, tamam pardon 20 kilo süt veriyorsa diyorum, 20 kilo kuru madde veriyorsa bunun %18'i protein olması lazım. 20 çarpı 18 yüzde 3 kilo 600 gram protein lazımmış bu hayvana. Ama bunun şimdi bir sağlamasını yapalım. Hayvanın yaşamı için, yaşam, hep yine maintenance dediğimiz yaşam için 525 gram protein lazım. Her kilogram süt içinde, yüzde diyelim ki 3.6 yağlı süt için diyelim, yaklaşık 85 gram protein lazım. Şimdi hayvan 30 kilo süt veriyorsa, 30 litre süt veriyorsa, 30 çarpı 85, 30 çarpı 85 gram eşittir 2550 gram süt için lazım. 2550. 525 gram da yaşamak için lazım. 5, 7, 10, 3075 gram protein lazım. Peki bu proteini biz nereye koyacağız arkadaşlar? Şimdi burada şeyi unutun. Yani 18 yem proteinli yem, 20 proteinli yem bunları falan filan unutun. Burada önemli olan 18 proteinli yem bir şey anlam ifade etti, bir tek anlam ifade etti. Yemin içerisinde %18 bir kilosunda 180 gram protein olduğunu bana ifade ediyor. Ama biz nereye bakacağız? Hayvanın tüm yeminin içerisinde de olması lazım. O zaman hayvanın tüm yeminde %18 protein varsa diğer ham maddelerin de toplamını karıştıkları zaman hepsinin 18'lik olması lazım ki yüzdesi buna da eşdeğer gelsin. Yani bizim vermek istediğimiz olay hayvanın ihtiyacı olan 1 kilogram için 85-90 gram protein 1 kilo süt için, yaşamak için de 525 gram süt. Şimdi ya madem ki bu böyle, biz buna aşırı fazla verelim proteini. Ne olur? Dedim ya, erken laktasyonda çok yüksek faydalarına protein verirseniz vücut yağlarını çözdürürsünüz. Onları uyarırsınız, vücut yağlarını. 1 kilogram yağda 324 gram protein var. 1 kilogram yağda da 4.9 net enerji laktasyon var. Kilokalori olarak. Enerji var. 4.9. Şimdi 325 325 bölü 85 eşittir 4 kilo süt. 0.7 enerji var. 0.7 4.9'a böldüğümüz zaman 7 kilo yapar. 7 litre süt. Demek ki hayvanın vücut yağı çözüldüğü zaman 4 kilo süt yapıyor. 1 kilogram vücut yağı çözüldüğü zaman da 7 litre süt yapıyor. O zaman bu hayvanın ne olması lazım? Bu hayvanın proteince takviye edilmesi lazım. Fakat aşırı protein, vücut yağlarından gelen proteinle enerji takviye etmezseniz hızlı bir şekilde hayvan ne yapacak? Çözülmeye başlayacak. Bu proteinler çözüldükleri zaman çok aşırı bir protein çıkıyorsa ortaya, bunları da bağlayacak bir enerji yoksa, bu sefer ne geliyor başımıza? Önce bir amonyak çıkıyor açığa. Bu amonyak da karaciğere gidiyor, üreye çevriliyor. Bu üre de vücuda karışmış oluyor. Aa, benim hayvanım gebe kalmıyor. Çünkü üre asidiktir arkadaşlar. İlk programda ne demiştim? Bir hayvana 100 gram üre verebilirsiniz. Bu tamamen bir bakteriyel proteindir. Bakteriler parçalaması. Ama bunun yanında enerji vermezseniz o üre sizin başınıza iş açar. Ne dedim ben? Ürenin yanında muhakkak olarak kesin ve kesin arpa verilmesi lazım. Dedim ki arpanın enerjisiyle ürenin proteini birleşsin. Çünkü 100 gram ürede 288 gram protein var. 288 bölü 85 3 kilo 300. Yani 100 gram üre 3 kilo sütün proteinini veriyor arkadaşlar. Hani enerji? Enerji yok içinde. Üre bu.
O zaman azot miktarı 46 ise 46 çarpı 6.25 katı protein demektir. Bu da size ne yapar? 288 gram üre yapar. Protein yapar. Tamam, biz bunu verdik. Peki, fazla proteini verdik. Firma da bizi getirdi, fazla proteini verdi, enerji de vermedi bize. En kolay şekilde. Çünkü protein kaynakları en ucuz şeyler. Şu anda arpa ile mısırla karşılaştığınız zaman proteinler ucuz kalıyor. O zaman yem fabrikalarının en fazla yüklendiği yer protein. Sizler de zaten 21 protein, 23 protein, 25 protein deyince hepimiz atlıyoruz olaya. Şimdi protein parçalandı, amonyak açığa çıktı. Bakteriler tarafından bu sindirilemezse, çünkü bunları alacak bakteriler parçalayacak, uçucu yağ asitleri çıkacak, karınlarını doyuracak, besin maddesi olacaklar, ince bağırsaklara geçecekler, ölecekler. Ama bu işi yapamıyorlar. Ve bu sefer üre çıkıyor, kanda üre asidik bir ortam yapıyor. Uterüse gitti üre. Üre uterüse gittiği zaman ne yapıyor? Asidik bir ortam oluşuyor. Asidik ortamda ne oluyor? Spermalar ölüyor. Sen istediğin kadar boğsayan hayvanın tohumunu tutmaz kardeşim. Peki başka nereye gidiyor bu üre? Valla bu üre başka süte geçiyor. Bu da kardeşim bun ya da mun diyoruz biz ona. Bun. Mun. Blood ureye nitrojen, milk ureye nitrojen. Yaklaşık olarak blood ureye nitrojen 25 miligram. Sütte de 20 miligram bulunması lazım. Arkadaşlar siz firmaya diyeceksiniz ki, süt alacağım firmaya, ya benim şu mun değerini bir ölçü verseniz diyeceksiniz. Tamam mı? Bu mun değerine baktınız, bunlar bu değerlerin üzerine geliyorsa kardeşim yüksek proteinle besliyorsunuz, boşu boşuna cebinden para çıkılır. Peki bu proteinlere ne diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu terim yaklaşık olarak 15 seneden beri dünyada uygulanıyor. Daha Türkiye'de bu terim kullanılmıyor. Bunun adı invert protein kardeşim. Yani bağlanamayan protein. Bu ne yapar biliyor musunuz? Hayvanda kısırlık yapar, memelerde de mastitis yapar. Ya diyeceksiniz ki proteinin mastitisle alakası ne? Bu mikroplar asit ortamda yaşarlar arkadaşlar. Yani vücudun direnci asidik olduğu zaman kırılır. Kırıldığı zaman da bunlar harekete geçerler. Aynı şekilde biliyorsunuz enterotoksemi diye bir hastalık var. Bunlar zaten vücutta var. Klostridiyal enfeksiyonlar deriz. Bir de memelerde mikroplar yaşıyor. Ama bu mikroplar hayvanın gücünden korktukları için ortaya çıkamıyorlar. Ama ne olmuş oluyor? Sen diyelim ki Türkiye'desin. Birbirimize düştük, birbirimizi yiyoruz. Abi dışarıdaki düşmanlar için ne olmuş oluyor? Oo, Türkler birbirini yiyor diyor. Biri sağdan geliyor, bu biri sordan geliyor. Her tarafımız zaten bizi istemeyen insanlarla dolu. O zaman biz içeride birlik sağlam olursak, biz birlik beraber olursak dışarıdan cesaret edemezler. Bunlara ortam hazırlayamayız. İşte bu asidik ortamda bu mikroplar için çok uygun bir ortam oluyor. Demek ki meme hastalığı yapan bir eksojenler var, dışarıdan gelenler var, bir de içeriden gelenler var. İçeride bekliyor adam Türkiye'nin içerisinde. Ya diyor, ben buraya buna diyor, biz zayıflasa da bir diyor, giydirsem diyor. Dışarıdaki de bekliyor. Ya bu sefer vücudun direnci kırıldı mı? Herkes burada kardeşim. Ha, onun için sağlam durmak lazım. Hayvanı bu invert proteinlerden asit yapmamak lazım. Demek ki invert proteinlerin sonucunda milk üreye nitrojen sütteki üre miktarı arttığı zaman 20'nin üzerine çıktığı zaman ölçtürebilirsiniz bunu. Ölçerler bunu. Çok basittir onların yöntemleri. Ve size derler ki kardeşim sen hayvanla proteinini yüksek veriyorsun. İşte sen fazla protein verdiğin için hayvan asidik yapıyorsun. Süt yağların bundan düşüyor diye çıkar. Şimdi bu proteinler önce bir kere çözülür çözülmez diye çıkalım. Bir hayvana şimdi diyorsun ki ya ben 35 proteini diyorsun. Ayçiçeği küspesini kullandım. Abi %35. Çok güzel. Ayçiçeğini kullandık. Mesela şuradan ben bir bakayım size. Protein kaynaklarına. Mesela soya 46 protein. Pamuk, yağlı küspe 28 protein. Pamuk extraction %32 protein. Ayçiçeği küspesi 28'lik var, 36'lı var. Abi diyor ben diyor 36'lık kullandım diyor. Ama hayvana bakıyorsun hiç protein yokmuş gibi. Bir bakıyorsun ham maddeyi bir inceliyorsun. Yanmış. Ha, pamuk küspesini yakmışlar. Yakınca kardeşim o protein belki onun içinde var gözüküyor ama hayvan onu değerlendirilemiyor. Ha, şimdi bu değerlendirilebilir proteini aldık. Bu değerlendirebildiğimiz protein yaklaşık olarak hayvanda %60'ı bakteriler için olacak. Bakterilerin yaşaması için. Hani bu şeyler var ya, probiyotikler var, mayalar var. Şunlar var ya, bir kaşık koyunca oluyor, iki kaşık olunca. Kardeşim önce işkembedeki bakterilerin sayısını artırmamız lazım. Bütün bu mayalar şey olsun, diğer bu probiyotikler olsun. İşkembedeki, buradaki tabii niyası da çok önemli. 6 gram mesela çok güzel iş yapar. Bunların içerisinde bunu verdiğiniz zaman amaç ne? Amaç bakteri sayısını artırmak.
E kardeşim sen iyi bir rasyon yap, o bakteri sayısını artırmak için hiçbir şeye düşme. Ama hayvan 35-40 litre süt veriyorsa elbette ki bu ilave kaynaklar gerekir. Çünkü işkembedeki bakteriler yetmez. Bakteri yapışı. Tamam, bunlar yetmiyor. O zaman ne yapması lazım? Bir de bypass proteinler var. Diyelim ki İzmir'den geldin. Nereye gideceksin kardeşim sen şimdi buradan? Denizli'ye gideceksin. Diyorsun ki abi ben nasıl geleceğim, Denizli'ye nasıl gideceğim? Kardeşim ne diyorum ben? Aydın'ı bypass yap. Ne demek Aydın'ı bypass yap? Abi otoyoldan çıkma sakın. Aydın'ın içine de girme. Otoyoldan direktman seni şehir dışından Denizli yoluna atacak diyorum. İşte bunun adı bypass. Şimdi ben soruyorum. Bypass ne demek? Bypass ameliyatı mı soruyorsun abim diyor. Abi bypass ameliyatını sormuyorum. Orada damar değiştiriyorlar. Burada yol değiştiriyorlar. Yani bypass'ın anlamı kardeşim uğramadan geçmek demek. Ha o zaman bizi ne yapmamız lazım? Benim bunun için öyle bir protein olması lazım ki bu bakterilere uğramasın. Zaten bu galibanların gücü yetmiyor, sayıları az. O zaman direktman bu nerede sindiriliyordu bu? İnce bağırsaklarda sindiriliyordu bu bakteriler. O zaman ben bu proteinlerin bir kısmını direktman ince bağırsaklara göndereyim. Hiç bakterilere uğramasın, direktman buradan karışsın. İşte bunlar arkadaşlar bypass protein. Bir yeme aldınız. Toplam yeme baktınız. %60'ı bunun normal bakteriyel proteinden gelecek, kuru maddesindeki. %40'ı da bypass proteininden gelecek. Hangi ham maddelerin ne kadar bypass içeriği var, nerede ne kadar var? Bunlar arkadaşım, yani isteyen olursa ben bunu tabloları size gönderirim tek tek. Hangisinde bypass özelliği var, hangisinde yok? Tek tek çıkartırsan ham maddeleri bulursunuz, tamam mı? Biz bazen bir işletmeye gidiyoruz, problem var, oraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun. Hayır, yüksek veren alıyor. Kardeşim diyorum gel en son şeye geldik, bypass'a geldik diyorum ya. Senin bakteri sayın yetersiz. Her şeyi yaptık ama yetersiz. O zaman bir bakıyorsun ki bypass proteini yok. Mesela şu anda mesela soyayı işliyorlar. Hatta bu şeyden yapıyorlar onu. Bu Kanada'da bayrağında bir yaprak var. Meşe yaprağı. O meşenin içerisinde, ağacın içerisinde şey var, şeker var. Bu ağaçtan bu şekeri alıyorlar. Soya fasulyesini bununla muamele ediyorlar. Ve o zaman %70. Yani soyanın içinde 460 gram protein varsa, diyelim ki 1 kilosunda hemen hemen bunun 380-390 gramın bypass özelliği var. Ha bypass özelliği olduğu zaman ne kullanmamız lazım? İşte bu türlü bypass özelliği fazla olan ham maddeler kullanmamız. Ne zaman kullanmamız lazım? Kardeşim 30-35 litreden sonra kullanmamız lazım. Dördüncü konumuza geldik. Dördüncü konumuz ne arkadaşlar? İşin en can alıcı noktası. Selüloz. Crude fiber dediğimiz selüloz. Şimdi Türkiye'de o kadar çok şey var ki selülozu ne kadar düşünün. Abi bunların hepsini bırakın tamam. Bunların hepsini unutun bu selülozu. Benim size anlatacağım olaylara bakın şimdi. Bunların hepsi belki terimler size biraz garip gelecek ama bunları rasyon yaparken rasyoncunun da bunları bilmesi lazım. Bunların hepsi bir içerisinde ne kadar EDF var, ne kadar NDF var. Ne kadar hemiselüloz var? Bunların hepsi ne kadar kaba yemden geliyor? Bunlar biraz daha ince ayrıntı. Ama siz şunu bilin. Hayvanın yediği yemin kuru maddesinin %50'si kaba yemden gelmelidir kardeşim. Bunu en fazla %40'a kadar indirebilirsiniz. Yani kaba yem %40, kesif yem %60. Kaba yem canlı ağırlığının ortalama yaklaşık olarak %2'sidir. Gene aynı yere geliyoruz. Bakın hep birbirini tutacak bu anlattığımız rakamlar. 600 kilogram hayvan ne yiyordu abi? Yaklaşık 23-24 kilo kuru madde yiyordu. Bunun geliri nereden gelecek abi? Kaba yemin %50'si yaklaşık olarak %50'si dediğimiz zaman yani %50'si 11-12 kilogram kuru madde ottan gelecek, silajdan gelecek, yoncadan gelecek. Şimdi selüloza baktığımız zaman selülozun altyapılarına bakalım. Selülozu unutun dedim. Şunlara bunlar daha net cevaplar tamam mı? Hele zaten enerjide Türkiye'nin yaptığı, üniversitelerin yaptığı çok büyük bir hata var. Onu geri gelince anlatacağım. Neden hata yapıyorlar? Şimdi bizim için selüloz önemli değil. Bizim için selülozun içindeki kısım önemli. Burada lignin var, hemiselüloz var. Bunlar benim için önemli. Şimdi burada bir ADF var. Asit deterjanı fiber. ADF. Bir de NDF. Bu çok önemli arkadaşlar. Hayvan rasyonu yaparken. Şimdi ADF rasyonda 19-21 olması lazım. %19-21 olması lazım. Şimdi bu
EDF'i %19. Ya ben bu EDF'i nasıl %19-20 yapacağım? Abi diyelim ya, matematik bileceğiz biraz kardeşim. Şimdi diyelim mısır silajında ne kadar EDF var kuru maddesinde? Bu kadar. Bunda ne kadar var? Bunda bu kadar. İşte arpada ne kadar var? Mısırda ne kadar var? Yoncada ne kadar var? Bunlar hepsi toplanacak. Kendi kilolarına bölünecek. Bu %21, 19-21 olacak. Bu şekilde yaptığımız zaman otomatik olarak bunlar. Ha diyeceksiniz ki ya biz bunları kalemle falan bayağı zor. Bu ağabey bunlar, biz bunların hepsini nasıl yapacağız? Abi rasyon programları var. Otomatik olarak hepsini bunlar kendisi. Senin kırmızı yanıyor diyor ki yanlış yaptın diyor. Biraz daha EDF ver diyor. Haber veriyor sana, EDF'in eksik geldi diyor. Ama sen şunu bileceksin ya, bu EDF, NDF nerede daha fazla var? Ha işte Yonca'da daha fazlaymış, şunda fazlaymış. Şimdi EDF ise yaklaşık olarak 1 kilogram yerinde 280-300 gram. Yani %28 olması lazım. Şimdi öteki 19'du, NDF %28. 1 kiloda 280 gram. Kabayem'deki NDF canlı ağırlığının 1900'ü olmalıdır. 600. 600, 5 kilo 400 gram. Hmm. 600 kilo canlı ağırlığı dese. 5. Bak bunu öğrenin tamam mı? 600 kilogram canlı ağırlığı bir hayvanda 5-5,5. Yani bir hayvana canlı ağırlığı şey olarak bakarsak yaklaşık olarak 5,5 kilodan fazla verilmez. Olmaması lazım. Tabii burada rasyonel maksimum NDF canlı ağırlığının 1.25'i, 600 çarpı 1.7,5 kilo. Yani 7,5 kilo geçme ama bunun ideali 5,5 kilo, 6 kilodur. E şimdi 600 kilogram canlı ağırlığında 24 kilogram yem tüketen bir inenin yeminin kuru maddesinin ortalamak NDF miktarı 312 gram üst limittir. Kardeşim bu NDF miktarını çok fazla artırsan ne olur biliyor musun? Yemez. Hayvan yem yemez. Azaltırsan çok yem yer, bu sefer asidoz oluşur, süt yağın düşer. Yani sütün yağını yapan EDF, NDF. Bunlar çok önemli. Bir inenin tüketebileceği yemin selülozu en az 2,5 kilosu 4 santimetre uzunlukta olmalıdır. Şimdi kaba yemi verdik hayvana, incecik makineye de koyduk. Abi hayvanlar yemiyor, ben bunu çok ince kıyıyorum. Bir getiriyorsun, böyle böyle kıyıyorsun. Tamam, silajı da çok ince kıyıyorsun. Tamam, bunu yiyor. E hayvan geviş getirmiyor ki. Sen yapmışsın hayvanın geviş getireceği zaman işi. Sen kendin yapmışsın. O zaman ne, karşımıza ne çıkacak arkadaşlar? Süt yağı düşecek. Peki bunu adam demiş ki, uzmanlar, kardeşim bu içindeki silajı, yani kaba yemin en az demiş, 2,5 kilosu demiş, 4 santimetre uzunlukta olacak demiş. Yani ben elime şöyle yemi aldım, nasıl diyeyim? Şöyle yavaş yavaş açılmıştı, elime batıyordu. Sonra bokuna baktım, inek yani dağılmıyordu bok. Çizmeyle basıyordum, çizmenin izi çıkmıyordu. Ancak bastığım zaman şöyle kenara çıkıyordu. Bunları yapıyordum. Elime de aldım. Abi baktım ki yemin içinde uzun uzun kısımlar var. Ya bunlar hayvan seçer. Kardeşim şu yem vagonunu biraz daha karıştır. Ya yok öyle bir şey kardeşim, karıştırma, onlar dursun içerisinde. Onlar senin geviş getirmeni şey yapacak. Benim amacım ineği beslemek değil. Benim amacım ineğin işkembesindeki bakterileri beslemek. Bu bakteriler selüloz istiyorlar. Bunları parçalamak istiyorlar. Bunlar pH'i yaklaşık olarak 5,5'ün üzerinde istiyor. Yani 5,5'ün altında olmasın. Yoksa ne oluyordu? Sara oluyordu. Sara neydi? Subakıt ruminal asidozisi. Ben bunu istiyorum. E bunu yaparsan, öldürürsen selüloz sindirimi bozulur. Protein sindirimi de. Ya her şey bu bakterilere bağlı. Selüloz istediğiniz gibi olsa kuru maddenin her kilogramı için inek yarım saat geviş getirir. Ve bir günde de yaklaşık olarak 8-10 saat arkadaşlar ineğin geviş getirmesi lazım. 130 litre tükürük salgılaması lazım. Tükürüğün içinde ne vardı? Sodyum bikarbonat vardı. E ben sodyum bikarbonat dışarıdan vereceğim. Olmaz kardeşim ya. Kilosu 2,5 lira olmuş onun. 100 gram versen 25 kuruş yapar her gün yani. Yaklaşık olarak mısır silajını abi, İnce mi keselim, uzun mu keselim, bir sürü şeyin efsanesi var. Ya kardeşim ben bu mısır silajını tamam yemesini istiyorum ama çok ince şey yaparsanız çok güzel sıkışır, hava girmez, tamam ona kabulüm. Ama hayvanın geviş getirmesini bozarsınız. Zaten suca zengin. %70'i su. E işkembeyi bozacaksın. E ben bakterileri yaşatmak istiyorum. Bakterilerin benim bozamazsın kardeşim. Onların ortamını bozamazsın. O zaman bunun uzunluğu kardeşim, ortalama olarak 1 santimetre yaptığınız zaman teorik uzunluğu, ayrıca bunun %10, %15'i de 4 santimetre içerisinde uzun mısır silajı olacak. E şimdi adam bana getirmiş, içinden şöyle gösteriyor televizyonda. İçinde diyor bak koçan varmış diyor, hayvan bunu sindiremez diyor. Koçandan şöyle ince bir 2 santim çapında, kalınlığında işte mısır koçanı sindirir kardeşim, hiç korkma. Hiç korkma, sindirir onu. Ama sen yeter ki çok ince kıyma bunları. Ya hayvanlara yaklaşık olarak da günde 100-150 gram kadar, bunları çözemiyorsanız ama 35 kilo süt alıyorsun, 40 kilo süt alıyorsun. Abi mecburen kaba yemi ne yaptın? %40'a çektin, kesif yemi %60'a çıkarttın. O zaman karbonat vermeye bakacaksın. Şimdi geldik
önemli yapı taşlarından bir tanesi enerji. Biraz önce dedim ki, ya Türkiye'de bazı şeyler yanlış biliniyor dedim, tamam mı? Adam selülozla uğraşıyor dedim. Ne bırak şu selülozu ya? EDF, NDF ile uğraş ya. Niye? Ben onu nasıl tespit edeceğim? Selülozu tespit etmek kolay. Ama bana EDF lazım, NDF. Yani bu selülozun içinde ne kadar NDF var, ne kadar EDF var? Bu şekilde 35-40 kilo bunlar olmadan olmaz arkadaşlar. Bunların bilinmesi lazım. Ben sonra süt yağı problemi çıktı. Nereden bulacağım süt yağının problemini? Ha şimdi enerji de böyle bir şey. Şimdi Türkiye'deki ne enerji kullanıyor arkadaşlar? Metabolik enerji kullanılıyor. Şimdi metabolik enerji dediğim zaman bir yerde brüt enerji var. Brüt enerji var. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Buradan şeyle atılıyor, gübreyle atılıyor. Gübreyle bir enerji atılıyor. Abi nasıl gübreyle enerji atılıyor ya? Kardeşim bu metan gazı bilmem ne gübre enerjisi kullanılıyor. Bunlar neyle oluyor? Bu çok affedersin bu bokun içindeki enerji de meydana geliyor bu. Sakın abi işe falan girmeye kalkmayın. Sizin hayvanlarınızın boku bu işlere yetmez. Daha sonra Amerika'daki bir mısır silajı koymaya uğraşırsınız enerji ilavesiyle. Ya bundan bir %30'luk bir kayıp var. Geldi abi bu ne oldu? Sindirilebilir enerji. Daha sonra idrarla bir enerji atılıyor. Yaklaşık %10 kadar. Sonra ne oluyor buradan? Metabolik enerji çıkıyor. Türkiye'de kullanılan enerji bu metabolik enerji. Tamam. Peki bu metabolik enerjiden sonra hiç mi atılmıyor? Hepsi metabolik enerjiler mi kullanılıyor? Hayır. Bundan sonra net enerji var arkadaşlar. Bu net enerji L, net enerji laktasyon, net enerji G, net enerji gain, kilo kazanma, net enerji maintenance, yaşam enerjisi. Demek ki hayvanın metabolikten sonra 3 farklı daha içerisinde enerji var. Neyin içerisinde? Net enerjinin içerisinde. Şimdi buradan sonra ısıyla bir atılım var arkadaşlar. %10, %15 kadar daha ısıyla bir atılım oluyor. Demek ki metabolikten sonra her ham madde parçalanıyor, ısı açığa çıkıyor. O zaman metabolik enerji bize doğru kararı verdiremez. Metabolik enerji, bakıyor şimdi yeme, kardeşim senin enerjin ne kadar? 2800. Hadi ya oradan. Arkadaşım burada neye bakacaksın? Net enerjiye bakacaksın. Yani o ham maddenin metaboliyle o ham maddenin net enerji ne kadar ısı attı, ısıyla ne kadar parçalandı bunu anlayamazsın. Örneğin saman. Samanda muazzam bir şekilde ısı açığa çıkar kaba yemlerde. Sana doğru cevabı vermez. Ama samandaki metabolik enerjiye baktığın zaman hayvana saman ver acayip kilo kazandırırsın. Yok öyle bir şey. O zaman bizim kullanacağımız tabir neymiş? Net enerji laktasyonmuş. Şimdi net enerji laktasyon. Ha diyeceksin ki abi bu net enerji nasıl bulunacak? Biz metabolik enerjiyi buluyoruz. Sen metabolik enerjiyi nasıl buluyorsun? Kalemle buluyorsun. Sen net enerjiyi kalemle buluyorsun kardeşim. Ha mesela NFC, non-fiber carbonhydrate dedik değil mi arkadaşlar? NFC. Yüzde olarak 100 eksi ham protein artı yüzde NDF yüzde artı kül. Bunları çıkarttığın zaman kardeşim senin karşına ne kalır? NFC kalır, nişastası kalır, şekeri kalır. İşte enerjide de metabolikten net enerjiye döndüğün zaman kayıptan sonra senin eline ne kalır kardeşim? Isıyla olan kayıptan sonra net enerji kalır. Geldik dedi ki ben bunu nasıl bulacağım? Tabii elinde adamın ne var? Kolay metabolik enerji şu kadar, şu kadar, şu kadar. Ne kadar hesapladın kardeşim? Sen bunu nasıl hesapladın? Kalemle hesap ettim. Kardeşim o zaman net enerji de kalemle hesap et. Hesap etmene de hiç gerek yok. Her ham maddenin içerisinde ne kadar bir kilosunda net enerji var? Sana onu verir kaç megakalori? Diyelim ki yoncada 1.2, arpada 2.2. Bunları verdiğin zaman bu şekilde toplarsın. Ha bu ne olmalıdır? Arkadaşlar hayvanın dedik ya 525 gram yaşam için protein lazım. Her kilo süt içinde 85 gram protein lazım. Yaklaşık olarak hayvana 2,5-3 kilo 30 kilo süt veren hayvanın ihtiyacını bulduk. Aynı şekilde enerji içinde. Hayvanın yaşaması için yaşam için 10 megakalori net enerji laktasyon lazım. Her 1 kilogram süt içinde 0.7 net enerji laktasyon lazım. 30 kilo süt veren bir inek 10 yaşam için artı 0.7 21 eşittir 31 net enerji laktasyon kilokalori enerjimiz lazımmış.
Bu kadar basit. Bunların hepsi var zaten. Her yemin ne kadar ham madde içerdiği, ne kadar enerji içerdiği, ne kadar selüloz içerdiği. Sadece gerisi ne biliyor musun? Matematiksel olarak toplanmaya bağlı. Yeter ki siz kaba yem, kesif yem %50-%50. Yeter ki yemin rutubeti, toplam rutubeti %50 olsun, 10 sıra koyarsın. Şimdi yoncayı koydun, 5 kilo yonca verdin. Diyelim ki yoncada 20 protein var, 1 kilosu çıktı. He. Ondan sonra ne kaldı geriye kardeşim? Hayvanı 3 kilo versen, 2 kilo daha protein ihtiyaç çıktı. Verirsin abi mısır silajını 20 kilo. 20 kilo mısır silajı ne yapar abicim? %30 kuru madde. 7 kilo. 7 kilo kuru madde de oradan geldi mi? Geldi. Ne kadar protein var kuru maddesinde bunun? Diyelim ki mısır silajının 6. Yaklaşık 420 gram da oradan geldi. Etti 1,5. %50'sini buraya attın. %50 10 kilo daha yem vereceksin. Ne kaldı geriye kardeşim? 2 kilo. O zaman bu hayvana 3 kiloyu tamamlamak için ne yapman lazım? Diğer yemin içerisinde %20 protein olması lazım. 1 kilosunda. Yani sana 20 proteinli yem lazım. 20 kilo proteini verirsen ne olur? Asidoz yaparsın, işkembedeki bakterileri öldürürsün. Tabi bunu nereden anlarsın bu türlü bir yanlış yaptığını? Ben biraz önce diyorum, yaptığım daha önceki toplantıda ne dedim? Kardeşim, herkesin elinde bir tane pH metre olacak ya, şu asit ölçmeyi. Ya sütün asitlisine bakacaksın ki, kardeşim bunda meme hastalığı var mı yok mu? Kardeşim bokun asitlisine bakacaksın ki pH 6'nın aşağıysa burada sindirilmeyen parçalar vardır. Hayvan sindiremiyordur bunları, senin hayvanın pH'i düşmüştür. Buradan bakacaksın, asitoz anlarsın. Diyelim ki sol açlık çukurunun altından işkembeye fonksiyon yapacaksın, sıvıyı alacaksın, işkembedeki pH bakacaksın ki 5,5 civarı, kardeşim bunda sara var diyeceksin. Kaç olması lazım? 6,2, 6,5 olması lazım. İşte bunları yaptığımız zaman, yani ben şimdi şu anda bir yem fabrikayı yönetiyorsam, benim satış müdürlerinin hepsinin eline bu türlü cihazları veririm. Ya kardeşim gidip de orada boşu boşuna oralarda gezmeyin kardeşim. Gidin bir iş yapın. Buradaki en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi yağ ilavesi. Biliyorsunuz bypass yağ. Bypass proteinler olduğu gibi bypass yağlar da var. Şimdi bir hayvana bypass yağ. Arkadaşlar genelde herkes geliyor, hayvanlara ben yağ kullanacağım enerji olarak diyor. Abi kaç kilo süt veriyor hayvanlara? 25 kilo. Abi senin ne işin var yağla ya? Sen o yağın kaç para olduğunu biliyor musun? Senin ihtiyacın yoksa o yağlarda. Yok ki o yağlar. İhtiyacın yok ki. Kardeşim bu yağlar 33-35 kilodan sonra kullanılır. Sadece yüksek hayvanlara kullanılır. Gerekirse erken laktasyonda kullanılır. Yüksek verimli hayvanlarda kullanılır. Çünkü 35 kilodan sonra bir hayvanın enerjisini karşılamak çok zordur. Şimdi burada diyelim ki hayvana nasıl yağ verelim? Arkadaşlar 3'te 1 kuralı var yağlarda. Ne kadar verelim? Hangisini verelim? 3'te 1 kuralı nedir? 3 tane yağ kaynağı var kardeşim. Bir yağlı tohumlar var ya, dedi ki pamuk çekirdeği %17 yağ var. Hayvana 2 kilo verirsen 300 gram geldi oradan zaten. Ha, önce şunu yapalım. Hayvanın ne kadar yağ ihtiyacı var? Hayvanın ne kadar yağ ihtiyacı olmak çok basit. Sütünüz ne kadar yağlıydı sizin? 3.7. 3.7 yağlı yüzde çarpı 30 kilo veriyor. Eşittir 1200 gram. 1200'ü 3'e bölersen 370 gram, 350 gram. İşte senin hayvanın arkadaş 1200 gram yağ ihtiyacı var dışarıdan. Bu yağın 3'te 1'i bu bypass yağlardan gelecek. 3'te 1'i bu çiğitteki gibi, pamuk küspesi gibi, yani ayçiçeği küspesi gibi yağlı tohum küspelerinden gelecek. Üçüncüsü de selülozdaki yağlardan gelecek. Yani vücuttaki bitkinin hücre duvarındaki ya da arpanın içerisindeki, mısırın içindeki hücre duvarındaki yağlardan gelecekler. Ya madem böyle yağ getiriyorsunuz da kardeşim, bildiğimiz yağ değil mi bu yağ? Şey nasıl bir yağ? Bypass yağ nasıl? Kaplanmış. Ya biz niye uğraşıyoruz bu kaplanmış yağ? Yağın kilosu 10 lira. Ötekinin kilosu diyelim 100 lira. Kardeşim ben niye bunu buradan veriyorum? İçine yağ dökeyim. Olmaz. Niye olmaz? Asidoziz gene geldi bak karşımıza. Asidoz geldi. Sen bu ağızdan bu yağı dökersen, içirirsen bu hayvana, işkembedeki bakterileri, yağlar asit değil mi? Bunların asitleri 2,5-3 çok yüksek miktarda asit var içerisinde. pH'leri çok düşük çünkü. Ha o zaman demek ki bu bitkisel yağlar ağızdan verilmez. Ancak nasıl verilirmiş bu bitkisel yağlar? 35 kilonun 30 kilonun üzerindeki hayvanlara enerjiyi sağlamak için. Mesela yağdaki enerji. Ya arpada diyelim 2.2 net enerji laktasyon var. Bypass yağlarda 6.3 var. Yani hemen hemen 3 katı. 3 katı kuvvet var. Ya abi ben bunu niye vereceğim ya? 3 kilo arpa vereyim.
hayvan yemiyor ki, tıkamıyorsun. Kuru madden yeterli değil. Kuru maddeyi artırayım. Kaç kilo veriyorduk abi? 23 kilo. Ver bakalım. 27 kilo kuru madde yiyecek mi hayvan? Yemiyor abi. Doydu. O zaman ne yapıyoruz? Kuru maddeyi azaltıyoruz. Eski haline getiriyoruz. Ama arpayı çekiyoruz. Onun yerine içeriye yağ basıyoruz. Şimdi burada hangi yağı kullanalım? Tamam. Ya bazen bir gidiyorum işletmenin birisine. Adam diyor ki kardeşim 20 kiloluk ineklere bu kadar veriyorum, 30 kiloluk ineklere bu kadar veriyorum. Ya bırak şu 20 kiloluk ineklere ya. Sen rasyoncusun ya. 20 kiloluk ineğin rasyonunu yağla yapıyorsan sen bu işi bilmiyorsun kardeşim. Onun enerjisi sağlanır oradan. Pamuk çekirdeğinden sağlanır. Yağlı gidersin abi hiçbir şey bilmiyorsan. Senin soya fasulyesinin şeysini alırsın. Tam yağlı soya alırsın. İçinde müthiş bir enerji var. İçinde yağ var. Bu şekilde de yapabilirsin bunu. Gidersin abi 32 proteini pamuk küspesi kullanmazsın. 28 proteini plaka küspe kullanırsın. Bu şekilde bunu çözersin. Şimdi yağlar ayrılıyor. Abi hangi yağı verelim? Şimdi yağlar bir hidrolize var. Hidrojen iyonları basılıyor bunun içerisine. Katılaştırılıyor. Yani bir doymuş yağlar bir doymamış yağlar var. Doymuş yağlar ne kardeşim? Doymuş yağlar hayvansal yağlar. Doymamış yağlar bitkisel yağlar. Bitkisel yağları bizim ne yapmamız lazım? Hayvansal yağ gibi katı yapmamız lazım. O zaman ne vermemiz lazım? Hidrolize. Tamam. Başka ne var abi? Fraksiyonize. Başka ne var abi? Kalsiyum sabunu. Dur diyor. Niye dureyim kardeşim? Kalsiyum sabununu hayvanlar yemiyor. Kokuyor. Abi sen mi yiyeceksin be? Sen mi yiyeceksin kardeşim? Hayvan yiyecek. Adam gidiyor buradan Amerika'ya. Tamam mı? Amerika'da diyelim ki soya kullanıyor ya da Tayland'a gidiyor. Ben bunu yemem diyor. Kokuyor diyor. Ben diyor zeytinyağı alışkın. Ya da Amerika'daki ya da Tayland'daki adam geliyor buraya. Abi diyor şeyi yok mu diyor. Kanola yağı. Lan nereden bulayım ben kanola? Ayçiçek var. İki gün yemiyor. Üçüncü gün diyor ki abi bu ne güzel yağmış diyor. Çok süpermiş bu yağ diyor. Biz de gidiyoruz Amerika'ya. Bakıyoruz adam soya ile pişirmiş. Nerede buluyorsun şeyi? Zeytinyağı Amerika'da, Avrupa'da. Şeyde yediğin senin bir sürü kanola yağı yiyorsun. Soya yağı yiyorsun. Ben yemem. Abi hayvan niye yemiyor? Hayvan yer kardeşim. Kokuyor. Abi sen bunu niye döküyorsun hayvanın önüne? Elini şöyle bir karıştırsana. Kalsiyum sabunu. Sabun mu yedireceğim diyor. Abi reaksiyonun adı sabun ya. Ne işi var onun içinde sabunun kardeşim? Sabunlar yağdan meydana gelmiyor mu? Böyle saçma sapma teoriler. Hep bakıyorum abi. Türkiye'de de baktım birkaç literatür okudum. Tatsızmış yemezmiş. Geç bunları kardeşim yer. Yer abi. Senin Amerika'ya gidip de iki gün soya yağı yemeyip üçüncü gün yiyorsun. Nerede bulacaksın Türk mutfağını öyle dört dörtlük? Her neyse. Burada önemli olan hangisini biliyor musunuz arkadaşlar? Burada önemli olan bu yağın içinde ne kadar enerji var? Ne kadarı sindirilebiliyor? Şimdi kardeşim, kalsiyum sabunlarının içerisinde bir kere kalsiyum var. Tamam mı? Kalsiyumla katılaştırılıyorlar bunlar. Tamam mı? Reaksiyona sokuyorlar. Kalsiyum sabunlaşma oluyor. Oradan veriyorlar. Bunun içerisinde %90 yağ var. Hidrojenlerde, fraksiyonizede %100 yağ var. Abi gördün mü işte? O zaman biz bu hayvanlara fraksiyonize ya da hidrolize kullanalım. %100 yağ var seninkinde. Benimki değil. Kalsiyum sabununda %90 yağ var. Gerisi %10'u at çöpe. Sindirilmiyor. Peki ne yapacağız abi? Ben onu tercih etmem. Hangisi sindiriliyor? Kalsiyum sabunları %90'ı sindiriliyor. Ötekilerin %55, %60'ı sindiriliyor. Birisinde KDV 8, birisinde 18. Hangisi de daha ucuz? Kalsiyum sabunu daha ucuz. Artık kalsiyum sabunu da ne kardeşim? %100'ü sindiriliyor. Bırak şu sabun iftirasını atmaktan ya. Reaksiyonun üstü sabun. Ver kardeşim bunu. Hangi hayvanlara ver? Yaklaşık 30-35 gram. Ne kadar ver? 300 gramdan fazla verme abi. Fayda etmez. İşkembeyi bozarsın. Reaksiyonu bozarsın. Şimdi herhalde anlatmış olduk. Ne kadar verilmesi gerektiğini de söylemiş olduk. Burada da. Ama yağlarda, bypass yağlarda şuna dikkat etmek lazım. Yağlar kalsiyumu bağlar. Onun için biraz daha kalsiyumlu zengin ilave, yani rasyonda %1 olmalı. Tamam mı şeyi? Magnezyumun da 1/3 olması gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi neyi öğrendik? Kuru maddeyi öğrendik. Neyi öğrendik? Selülozu öğrendik. Neyi öğrendik? Proteini öğrendik. Neyi öğrendik? Enerjiyi öğrendik. Neyi öğrendik? Pikteki en yüksek verimin nasıl alınabileceğini öğrendik. Artık yavaş yavaş aklımızda şekillenmeye başladı. Bundan sonra ne kaldı geriye? Bundan sonra yem vagonu nasıl hazırlayacağız? Bir de bu yem vagonu içinde vitamin mineralleri ne kadar sokacak? Böylece rasyonu öğrenmiş olacağız. Neyi öğreneceğiz? Toplam ihtiyacı öğreneceğiz. Şimdi bu ihtiyaçlarda bu derlediğimiz bilgiler aslında yaklaşık bu üçüncü programımızdı. Dördüncü, beşincide de bu şekilde bunları yapacağız. Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bir başka çiftlik kabuslarında buluşmak üzere.